Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Adil Yıldırım. Dehşet bir konuyla buradayım şu anda. Dehşet bir konu. Aşk ile sevgi arasındaki fark. Daha önce değinmedim. Daha önce bu konuyu sizlere anlatmadım. Burada notlarım var. Çok yakın dostum, iyi tanıyorsunuz. Kara kaplı defter var. Dolayısıyla size biraz bu konuyu anlatmak istiyorum ya. Sevgide merhamet var. Çok ciddi anlamda vicdan var. Düşüncelilik var, anlayış var, fedakarlık var. Vefa duygusu var. Seviyorsun onu. Belki bir dost olarak, belki bir arkadaş olarak, belki hayatında gerçekten doğru insan olarak. Seviyorsun. Çok yoğun bir duygu ve uzun vadelidir. Yani sevgide, o dostlukta, o arkadaşlıkta ya da belki de karşı cinsten birine karşı hissettiğin o sevgide sürelilik vardır. Çok uzun sürebilir. Sonsuza kadar da gidebilir. Fakat aşk öyle değil. Aşkta intikam var. Yeri geldiğinde nefret var. Yeri geldiğinde çok güçlü, çok yoğun bir tutku var, şehvet var. Sevgiyle aşk arasındaki en büyük fark bu. Şehvet var, tutku var, arzu var. Onu arzuluyorsun. Onunla birlikte olmak istiyorsun. Sadece bedensel olarak değil, ruhsal olarak da onunla birleşmek istiyorsun. Ve en kötüsü de korku var. Onu kaybetme korkusu, onu bir başkasına kaptırma korkusu. Onun seni bırakıp gitmesi, berbat duygularla uğraşıyorsun, savaşıyorsun. Ruhundaki şeytanı tetikliyor. Bazen çok güzel bir soru gelir, hani aklıma geliyordu, şimdi bu videoda paylaşayım. Ya bir adam var, şöyle bir soru geliyor mesela kızlardan. Bir adam var, çok da iyiyiz, iyi anlaşıyoruz ama bir şey eksik. Yani ona karşı o tutkuyu hissedemiyorum. Çünkü senin ruhundaki şeytanı tetikleyemiyor. Bütün konu bu. Bugüne kadar aşık olduğunuz kaç insan varsa bunları bir düşünün. Onların hepsi sizin içinizdeki o yoğun şehvet, o yoğun şeytani, tırnak içinde, aslında bize ait duygular ama biz bunları kötü duygular diye adlandırırız. Şeytani duyguları, o yoğun arzuyu, o yoğun işte cinselliği, o tutkuyu hangi insan tetikliyorsa, hangi insan ona dokunuyorsa, onunla temas ediyorsa siz ona aşık olursunuz. O insanı arzularsın. Dolayısıyla cinselliğin ilişkilerde, evlilikte ve her türlü işte karşı cinsle ilişkide aslında ne kadar önemli bir şey olduğu ortada. Bazen bir insan senin hoşuna gider, beğenirsin ama bir türlü o cinsel tutku olmaz. Çünkü senin içindeki şeytana dokunamıyordur o. Senin içindeki o tutku öznesine, o yoğun cinsel temaya dokunamıyordur. Onunla temas edemiyordur. Çünkü o da muhtemelen kendi içindeki o yoğun cinsellikle yüzleşememiştir. Bir türlü kendi arzularıyla yüzleşememiştir. Onları bastırıyordur. Dolayısıyla seni de keşfetmek gibi bir derdi yoktur. Biz insanlarda şöyle bir şey var. Hep kötülüğü bir başka imgeye atıyoruz. Yani işte şeytan, kötülük, bilmem ne. Benimle alakası yok ya, işte şeytan dürttü. Ben kötü biri değilim falan. Oysa insan kendi ruhu içinde iyilik ve kötülükle işte onun arasında sürekli dans ediyor. Yani hangisini daha çok beslersek o başat duygu oluyor, öne çıkıyor. İyiliği daha çok beslersek o, kötülüğü beslersek kötü bir insan oluyoruz bir anda. Sonra diyoruz ki mesela, nasıl ya, ben kötü biri değilim ki. Hayır, senin de içinde kötülük vardı. Sadece daha önce sen ona dokunmamıştın, onunla temas etmemiştin. Onunla yüzleşmek istememiştin ama insan aslında baktığımız olarak, kavramsal olarak ne olursa olsun iyilikle kötülüğün arasında dans eden, onların arasında mücadele etmeye çalışan bir varlık. Ve bir seçim yapmak zorunda. Cinsellik, tutku, kesinlikle biz kötü diye adlandırsak bile, aa çok günah, çok yanlış falan desek bile, aslında bizim içimizde yer alan, bizim varlığımızın bir parçası olan duygular, dürtüler, güdüler. Dolayısıyla hangi insana aşık olursun, senin içindeki o tutku öznesini ayağa kaldırabilen, yani çapkınlık tabiriyle seni baştan çıkartabilen. Bu sadece kadınlar için söz konusu değil. Yani kadınlar şöyle der: "Aa, beni baştan çıkarttı bu adam falan." Hayır, bazı kadınlar bir adamı baştan çıkartmayı çok iyi bilirler. Bir bakışla, sadece bir gülüşle. Dolayısıyla bu sadece erkeklerin yaptığı, yapması gereken bir şey değildir. Bazen kadınlar da bunu çok iyi bilirler. O kadınlar, bu dişi enerjiyi kullanan kadınlar, baştan çıkartma sanatını bilen kadınlar, adamları aşık eden kadınlardır. Adamlar ki hiçbir kadına karşı bunu hissetmedim ya, aşık oldum. İşte burada tam olarak cinsel öznenin devreye girdiği noktada aşk belirir. Zaten onun için insana koyar, onun için insana aşık olur. Der ki, bir dakika ya, biz ayrıldık. Nasıl yani, artık o başka biriyle mi olacak? Bu ihtimal bile insanı deli eder. Gece uyutmaz. Rüyalarına girer, kabuslarına girer. Yaşam sevincini elinden alır. Bir İntikam duygusu varsa eğer aşktan sonra, bunun sebebi budur, bu yoğun cinsel dürtüdür. Düşünsenize, bir arkadaşınız, hiçbir cinsel bir şey hissetmiyorsunuz işte. Sohbet ettiğiniz birisi.
Hatta bazen düşünüyorsunuz acaba onunla bir ilişki yaşayabilir miyim? Ama bu mümkün değil çünkü hiçbir duygu yok aranızda, hiçbir cinsel çekim yok. Onun bir başkasıyla olması sizi hiç sinirlendiriyor mu veya? Hayal kırıklığı. Hayır. Çünkü yani arkadaşıma işte mutlu olsun ya, onun mutluluğunu isterim. Allah mutlu etsin. Böyle deriz. Böyle denir. Çünkü hiçbir şekilde aramızda bir çekim yok ve onun ne yaşadığı, cinsel yaşamı bizim umurumuzda bile değil. Bana ne? Ama bir cinsel tutku hissettiğiniz zaman, hatta ve hatta platonik aşık olduğunuz zaman bile, yani karşı tarafın hiçbir şekilde haberi yok. Sen aşıksın, o bilmiyor. Orada limonata içiyor, sen aşıksın falan. Ama o insanla bile aramızda bir bağ kurarız. Çünkü cinsel bir bağ vardır. Bazen rüyamızda hayal ederiz. Ah, onunla birlikte olmak istiyorum, onu arzuluyorum falan filan. Sürekli insani şeyler, hepsi insani şeyler. Yani bunları böyle aman bunları konuşmayalım falan noktasından çıkalım. 2021 yılındayız. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani uzay çağı. Bütün bu duygular bizi deli eder. Platonik aşık olduğumuzda bile deriz ki aa bir dakika ya. Nasıl ya, birisiyle mi birlikteymiş? Çıkıyor mu? Nişanlanmış mı? Ne demek ya? Nasıl olabilir böyle bir şey? Ben ona aşığım. Nasıl beni aldatır? Aldatmayla onu itham ederiz neredeyse. Oysa o insanın haberi yok aşık olduğumdan falan. Platonik aşığım. Ama o kadar bu tutku, bu cinsel dürtü ve bu şehvet, ona karşı hissettiğimiz bu arzu bizi o kadar ele geçirir ki. Normal mantık devre dışı kalır. Artık sağlıklı düşünemeyen bir hale geliriz. Aşk olabilecek en radikal, insanı en çok yoğuran, ateş içinden geçiren duygudur. Bu konuda aşk duygusunun bir bence rakibi de yok. Bir benzeri de yok. Eşi benzeri olmayan bir şey. Büyük bir tutku. Delirtir insanı. Gece uyutmaz. Mevsimleri unutursun, tarihleri unutursun, günleri unutursun. Ama sevgi öyle değildir. Sevgi çok daha masum, çok daha samimi. Ve sevgide sevdiğin bir insana karşı strateji yapmazsın. Hani bana diyorlar ya, ya hocam taktik yapmak zorunda mıyım falan. Aşık ol da yapma, hadi göreyim. Senin içinde o yoğun kaybetme korkusu varken hadi podri meydan. Aşık oldun, çok seviyorsun, deliler gibi aşıksın. Ve taktik yapmayacaksın. Hodri meydan. Böyle bir şey yok. Ama sevgide gerek yok. Çünkü seviyorsun. Kardeşin o senin. Ya da işte sevdiğin bir insan. Güzel vakit geçirdiğin bir insan. Taktik hiç gerek yok. Zaman kaybı. İçinden gelmez. Dersin ki niye taktik yapayım ya, arkadaşım ne yaparsa yapsın. En kötü arkadaşlığımdan çıkar. Bir daha görüşmem. Ama aşık olduysan eğer, hele ayrılık sonrası artık içindeki ateşi hiçbir itfaiye, hiçbir yangın tüpü söndüremez. Delirirsin. Dehşet bir duygu. Seni yangınlara atar, seni okyanuslara atar, dalgalarla boğuşursun, kendini kaybedersin. O akıllı insan gider, normalde iş hayatında şurada burada her şeyi düzgün bir şekilde yapan insan gider, başka biri gelir. Aynada onu baktığında artık inanamazsın, tanıyamazsın onu. İçindeki canavar ortaya çıkmıştır. Çünkü seni yüzleşmek istemediğin, senin aslında görmezden geldiğin, senin hep aynaya baktığında bile aslında görmek istemediğin o içindeki şeytani dürtü var ya, hani ruhumuzun o karanlık tarafı. Onu en iyi anlayan, onunla en çok temas etmiş, onu en iyi ortaya çıkartmış varlık artık gitmiştir. Ve bu seni deli eder. Beni en iyi anlayan kişi oydu dersin. Hayır, senin o karanlık tarafını, o şehvet tarafını, o cinsellik tarafını, o arzularını en iyi anlayan kişi oydu. Birlikte müthiş bir uyumunuz vardı. Evet, çünkü ona kendini teslim edebiliyordun. Onun yanında kendini tam olarak özgür hissediyordun. Ama o insan gittiğinde ve artık bir daha o tutkuyu elde edemeyeceğini bir anda fark ettiğin zaman bu aşk. Bu aşk acısı. Bana gelen sorular arasında şöyle bir soru vardır. Uzun yıllardır bu soruyu alırım. Beni sevenleri ben sevmiyorum. Beni sevmeyen insanların peşinden gidiyorum. Çünkü aslında bizi aşık eden, bu benim tezim. Yorumlara ekleyebilirsiniz aynı fikirdeyseniz veya değilseniz. Ben böyle düşünüyorum. Bizi aşık eden kaybetme korkusu. Bence aşkın en büyük formülü bu. Kaybetme korkusu, acı çekme ihtimali, o yoğun adrenalin. Hiç kimse aşık olduğunda çok huzurlu bir ilişkimiz olur ya. Birlikte çiçekleri koklarız, leylak ekeriz her tarafa, meşe ağaçlarını sularız falan diye aşık olmuyor. Acaba başka birisi var mıdır? Acaba beni aldatıyor mudur? Acaba onu kaybeder miyim? Acaba bu böyle devam eder mi? Sonsuza kadar sürer mi? Beni bırakıp gider mi? Herkes böyle aşık oluyor. Yani o kaybetme ihtimali, o üzüntü, o büyük keder, o işte savrulmak, o yangın insanı aşık ediyor. Dolayısıyla bize sevgiyle yaklaşan, bize varlığını hissettiren, bize gayet iyi davranan bir insan bize bu korkuyu vermiyor.
bize bu ihtimali vermiyor. O adrenalin içinde geberip gitme ihtimalini onda hissetmiyoruz. O sadece bize bir mutluluk, huzur vaat ediyor. Ve bu bizi aşık eden, o karanlık tarafımıza hitap etmiyor. Bu bizi aşık eden, bizi dürtülerimizi ortaya çıkartan, işte ruhumuzda o yangını çıkartan, o şeytani, o kötü tarafımız, hani kötü diyoruz ama kötülük de kime göre, neye göre. Bütün o ruhani tarafımızı ateşe veremiyor onun içindeki iyilik. Çünkü yangını kibritle çakarsın. O karşındaki insanda da o kötülüğü, o şeytani duyguyu, o senin ruhunu ele geçiren duyguyu göremedikçe ve özellikle de sana sadece sevgiyle, öyle iyi niyetle yaklaşıyorsa seni aşık etme ihtimali hiç yoktur. Aşkın içinde çok yoğun olarak intikam var, yoğun bir tutku var. Hiçbir başka yerde olmayan, dünyada hiçbir yerde ele geçiremeyeceğimiz bir adrenalin var ve en önemlisi, aynada baktığımızda aslında görmek istemediğimiz tarafımız var. O yoğun cinselliği, o yoğun adrenalini, o muazzam tutkuyu içeren o diğer ruhumuz var. Aynada görmek istemediğimiz, işte aşkın içinde yüzleşme ihtimali var, kaybetme ihtimali var. Sevgiden çok farklı bir duygu. Aşkla geçen bir yaz olsun. Kendinize iyi bakın.